Hızlı kaleme hoş geldiniz arkadaşlar. Soru çözümü ile devam ediyoruz. Haydi devam edelim hocam. Hadi. Logaritma y tabanında x çarpı y eşittir 1 bölü 3 olduğuna göre logaritma x'ye kare tabanında x kareye kaç tur? Kaç tur? Ne yapacağım? Ben şöyle yapayım hadi bu soruda da. Üstüye çevireyim. Buradan ben şunu anlayabiliyorum. Y üzeri 1 bölü 3 eşittir x çarpı y. Peki. O zaman ben bu y'yi bölme olarak karşı tarafa alsam 1 bölü 3 bölü y eşittir x olur. O zaman y üzeri eksi 2 bölü 3 eşittir x olur. X'in yerine ne koyacağımı biliyorsam x'in yerine onu koyayım. Logaritma biter diyorsun. Y üzeri eksi 2 bölü 3 çarpı y kare üzerinde y üzeri eksi 2 bölü 3'ün karesi çarpı y var. Kesinlikle. Logaritma eksi 2 bölü 3 de 2 ile topladım. Y üzeri 4 bölü 3 mü oldu? Evet. Eksi 2 bölü 3 2 ile çarptım. Y üzeri eksi 4 bölü 3. Burada 1 var. Yani y üzeri eksi 1 bölü 3 geldi. O zaman eksi 1 bölü 3 başa çarpma olarak geldi. 4 bölü 3 başa bölme olarak geldi. Logaritma y tabanında y burada kaldı. 3'ler gitti. Eksi 1 bölü 4. Logaritma y tabanında y'de 1'di zaten. Cevap eksi 1 bölü 4 olacak. Dedik ve gönderdik. Geçtim. Logaritma ab kare eşittir 2'ymiş. Logaritma a kare b eşittir 4'müş. A eksi 2b bölü b kaç durum? Ne yapıyorum böyle sorularda sen acı? Ben ne yapıyorum biliyor musun? Alayım. A'yı B'yi cinsinden yazıyorum az önceki gibi. Yazayım. AB kare eşittir 100. AB kare eşittir 10'un karesinden 100. Burası 1000, 10.000. A kare B eşittir 10.000. Taraf tarafa böldüm. Böldüm. İşte böyle. O zaman... Burası 10.000 bu arada. Şöyle yap böyle. Ya şey tamam. Şimdi a kareler gitsin çünkü. Tamam. A kareler gitti. B üzeri 4'ü B'ye böldüm. B küp. B küp. 10.000'i 10.000'e böldüm. 1. B eşittir 1. Gerisi 2 ayar. B eşittir 1 ise A B karenin çarpımı 100'dü. O zaman A da 100. A da 100. 100 eksi 2 bölü 1'den 98. Ama oh, ben yol gösterdim ha. Yoksa yapamam. Yol gösterici Raşit hocam. Evet, ne yapacağım? Yine mi? Her şeyi bana söylemeyecek. Logaritma ilk tabanında x artı 2 eşittir. Logaritma 4 tabanında 3 artı 2x denklemini sağlayan x. Şey yaparsın sen, şey... Şunun karesini alıp 4'leri gönderirsin sen. Aynen. Bunların karesini alsam hiçbir şey değişmez. Logaritma 4 tabanında logaritma 4 tabanı olduğu için silebilirim. O zaman x kare artı 4x artı 4 eşittir 2x artı 3 oldu. Hepsini karşı tarafa salladım. X kare artı 2x artı 1 eşittir 0 oldu. Oo. X artı 1'in karesi eşittir 0 oldu. X eşittir eksi 1 geldi cevap. Cevap. Ve bunu da ben gönderdim. Logaritma 2 tabanında a'yı vermiş. Logaritma 3 tabanında b'yi vermiş. Logaritma 15 tabanında 48'in a ve b cinsinden eşitini soruyor bana. Şimdi ben ne yapıyordum burada böyle bir soru görünce? 10 taban değiştirme. Neden? Çünkü en fazla 10'u görüyorum. Yani görmüyorum ama 2 tane 10 var aslında burada gözükmeyen. En fazla 10'u gördüğüm için logaritma 10 tabanında çevireceğim. Logaritma 15 tabanında 48'e. Taban değiştirme yaptım. Yukarısı logaritma 48, aşağısı logaritma 15. Hemen şöyle yazdım. Logaritma 48'i 2 üzeri 4 çarpı 3 diye düşündüm. Çarpanlarına ayırdım. Logaritma 15'i de logaritma 3 çarpı 5 diye düşündüm. Çarpanlarına ayırdım. Sonra dedim ki bu arkadaş logaritma 10 tabanında 2 üzeri 4, 4 başa geldi. Artı logaritma 10 tabanında 3 mü? Evet. Bölü. Alt taraf logaritma 3 artı logaritma 5 mi? Kesinlikle. Dedim. Sonra dedim ki bu arkadaş 4A. Bu arkadaş B. B. Bu da B. Bu ne? O şey 10 bölü 2. Sürekli söylüyorum, bir daha söyleyeceğim. Yani akıldan çıkmasın çok fazla karşımıza çıkıyor. Logaritma 10 tabanında 11 mi? Hı hı. Logaritma 2 ile logaritma 5'in toplamı 1 mi? Evet. O zaman mesela logaritma 2 eşittir 1 eksi logaritma 5. Bu akıldan çıkmasın çok karşımıza çıkıyor. Ya da logaritma 5 eşittir 1 eksi logaritma 2. Evet. O zaman logaritma 5 1 eksi log 2 mi? O zaman 1 eksi A. Cevap da geldi. Bu gelirse ben bunu soruyu gönderdim. Süper. Geldim bir taban değiştirme sorusuna daha.
Hoppa. Hepsini yukarıya at. Paydadaysa yukarıya çıkarken tabanla, logaritma tabanı da ile burada yazansa yer değiştiriyor. Bu kadar. 12 çarpı logaritma 24 tabanında kök 2. Eksi 6 çarpı logaritma 24 tabanında 1 bölü 3. Artı 2 çarpı logaritma 24 tabanında 64. Şimdi geldik bunları adam etmeye mi? Evet. Şimdi 12 çarpı logaritma 24 tabanında 2 üzeri 1 bölü 2 mi? Hı hı. 1 bölü 2 başa geldi. Eksi 6 çarpı logaritma 24 tabanında 3 üzeri eksi 1 mi? Eksi 1 başa, eksi 1 başa geldi. Gitti. 2 çarpı logaritma 24 tabanında 2 üzeri 6 mı? 6 başa geldi. 6 demeyelim biz ona. 4 üzeri 3 mü? Evet. 3 başa geldi diyelim ki neden? Burası 6 oldu. Burası 6 oldu. Burası da 6 olsun 6 diye. 6 parantezini alayım diyorsun yani. 6 parantezinde logaritma 24 tabanında 2 artı 6 parantezinde 24 tabanında 3 gidiyor yavaş yavaş. Artı eğip yorulmuştu. Logaritma 24 tabanında 4. Raşit hiç destek vermiyordu. Eğip yorulsun diye bekliyordu. O yorulmadı. 24 tabanında. Bunların içleri çarpılıyor muydu hocam? Evet hocam. 2, 3, 4 çarptım. 24. 24 tabanında 24. 1. 6 çarpı 1. 6. Her soruya doğru cevap verene bak. Allah'tan ben var. Allah'tan Raşit Hoca var. Tamam. ABC'lerin sıralamasını söyler misin? İyi ki ben varım dedim abi. Sen de hemen kilitliyorsun hacı. Hiç şey yapmıyorum. Ben sadece şuralara virgül koyayım da karıştırmasın çocuklar. Yaz. İşte böyle değişik şeyler yapabiliyorum. Ben bunları birbirine benzetirim abi. Benzetebileceğim. İkiler çok benziyor birbirlerine. Var. Bir şıkkıllık yapıyor. Onu da takla attırma, en küçük bu olur zaten. Diyorsun. Evet. Bence en küçük. Bu ikisi bundan daha küçük bence. He ya. Şunu görmemiştim. Negatif. Bu da negatif. Bu da negatif. Doğru diyorsun. O zaman bence şöyle yapalım. Hepsinin aralığını bulayım ben. Mesela logaritma 2 tabanında 5. Biliyorum ki logaritma 2 tabanında 8 ile logaritma 2 tabanında 4 arasında bir sayı. Tamam. Burası 2, burası A, burası 3 mü? Evet. A 2 ile 3 arasında bir sayı. Bitti mi? Bitmedi. Geldim. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 3 bölü 2. Ne ile ne arasında bir sayı? Logaritma 1 bölü 1 bölü 2 tabanında 1 ile logaritma 1 bölü 2 tabanında 2 arasında bir sayı. Dedik. Neden böyle ters yazdın? Ters, 1 bölü 2 olduğunu. 1 bölü 2 yön değiştiriyordu. Şimdi bu arkadaş eksi 1. Değil mi? Eksi 1'in de evet. Koydu çünkü. Bu arkadaş B. Bu arkadaş zaten 0. Eksi 1 ile 0 arasında bir sayıymış. Devam ettim. Onu da kırmızıyla kendimi şuraya yazayım. Kendimi çok kötü hissettim şu an. Logaritma. Salladığım hiçbir şey tutmadı. 9 tabanında 2. Neyle ne arasında bir sayı? Logaritma 9 tabanında. 9 tabanında. 9 ile logaritma 9 tabanında 1 arasında bir sayı. Burası 0, burası C, burası 1 mi? C'nin aralığı belli. Geldim buraya. Logaritma 2 tabanında 1 bölü 5. Neyle ne arasında bir sayı? Logaritma 2 tabanında 1 ile... Hatta 1 bölü 2 ile, hatta 1 bölü 4 ile. Doğru düz. Logaritma 2 tabanında 1 bölü 8, 8 arasında bir sayı. Doğru mu? Evet. Bu eksi 3. Bu arkadaş D. Bu arkadaş da eksi 2 mi? Evet. En küçüğü bu. Hatta tamam. En büyüğü bu. Sonra bu. Bu ikisi pozitif zaten. Sonra bu, sonra bu mu? Kesinlikle. O zaman A büyüktür, C büyüktür, B büyüktür, çok D. Çok iyi benzettin ha. Çok iyi benzettin. Soruları döverim. Dedik ve bitirdik. Videoyu da bitiririm.